Herkese merhaba arkadaşlar, ben Robosanan İlge. Geçtiğimiz videolarda sizle birlikte park sensörü yapmıştık. Bu videomuzda da sizinle birlikte sesle çalışan motor devresi yapacağız. Artık uygulamalarımıza süper başlangıç setiyle devam ediyoruz. Şimdi isterseniz hemen süper başlangıç setini açarak malzememizi incelemeye başlayalım. Projemizi yapabilmek için set içerisinden tabii ki her zamanki gibi Arduino Uno'muzu çıkarmamız gerekiyor. Ve artık küçük breadboard yerine büyük breadboardla projelerimizi yapacağız. Çünkü süper başlangıç setin içerisinde büyük breadboard yer almakta. Arduino programlayabilmek için bir adet bağlantı kablomuz. Ve süper başlangıç seti içerisinde bulunan malzemelerden ses sensörümüzü ve motorumuzu almamız gerekiyor. Motorumuzu direkt olarak Arduino üzerinden süremiyoruz. Çünkü motor çok fazla akım çekiyor. Bunu transistör yardımıyla yapmamız gerekiyor. O yüzden bu devremizde bir adet de transistör kullanacağız. Geri kalan malzemelerle de daha sonraki videolarımızda uygulamalar yapacağız. İlk olarak motorumuzu inceleyelim. DC motor üzerinde 2 adet lehimlenmiş şekilde gelen jumper kablo bulunmakta. Motorun artı ve eksi uçlarını bu şekilde rahatlıkla breadboard üzerine bağlayabilirsiniz. Bu DC motor ön tarafında dişli takımı bulundurmamakta. Bu yüzden yüksek devirlerde ve güçsüz şekilde dönmekte. Ama siz isterseniz bunun ucuna bir pervane bağlayarak soğutucu olarak kullanabilirsiniz. Motorumuzu aktif ve deaktif etmek için de bir adet ses sensörü kullanacağız. Bu ses sensörü üzerinde de 4 tane çıkış bulunmakta. Her sensörde olduğu gibi artı eksi yine bu sensör üzerinde de bulunuyor. Buralardan sensörümüze enerjisini vereceğiz. En dışta bulunan D0 pini de sensörden gelen verileri dijital olarak Arduino'ya aktarmamızı sağlayacak. Yine sensör üzerinde bulunan A0 pini de sensörden gelen veriyi analog olarak bize iletmesini sağlayacak. Yani aslında dijital çıkıştan var yok çıkışı yani 1 veya 0 çıkışı alırken analog çıkıştan 0 ile 1024 arasında herhangi bir değer alabiliriz. Yani buradaki tam seviyede algılayabiliriz. Biz bugünkü dersimizde dijital çıkışı kullanarak var yok olarak bu sensörü kullanacağız. Şimdi isterseniz hemen devremizi kurarak devam edelim. Devreyi kurarken ilk yapmamız gereken sensörümüzü breadboard üzerine yerleştirmek. Burada sensör üzerinde bir adet de pot bulunmakta. Siz analog çıkıştan direkt çıkış alabilirken dijital çıkıştaki eşik değerini yani hangi ses şiddetinden sonra size sinyal gelmesini gerektiğini şuradaki pottan da isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Sensörümü breadboard üzerine yerleştirdikten sonra kırmızı ve siyah kabloyla artı ve eksi hattını Arduino ile birleştireceğim. Sensörün kartı üzerine yazan artı kısımdan Arduino'nun 5 voltuna bağlantı yapacağım. Sensörün eksi bacağından da Arduino'nun GND bacağına bağlantı yapıyorum. Ve sensörden gelen verileri Arduino'ya aktarabilmek için de farklı bir renkte kabloyla D0 pininden Arduino'nun herhangi bir pinle bağlantı yapacağım. Ben burada 3'ü tercih ediyorum. Bu şekilde sensör bağlantılarımız tamamlanmış oldu. Sensörü bağladıktan sonra şimdi motor bağlantımızı yapmamız gerekiyor. Ama bizim DC motorumuz Arduino pinlerinden verebildiği akımdan daha fazla akım çektiğinden dolayı doğrudan Arduino pinlerine bağlayamıyoruz. Böyle bir bağlantı yaptığımızda da Arduino pinleri yanacaktır. O yüzden bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Burada transistör elemanı bize motoru sürme gücünü sağlayacak olan eleman. Yani Arduino aslında transistöre bir sinyal yollayacak. Ben motoru sürmek istiyorum diye. Transistör de gerekli akımı motora sağlayacak. Biz de bu devre BC547 NPN transistör tercih ediyoruz. Şimdi ilk olarak transistörü breadboard üzerine takalım. Transistör takarken transistörün üzerinde yazıların yazdığı kısım kesik şekilde görünüyor. Bu kesik kısım hangi bacakların ne olduğunu bize anlatacaktır. Ve transistör üzerinde emitter base kolektör isminde 3 tane bacak bulunur. Bizim buradaki BC547 transistörümüzde emitter base kolektör olarak bacakları sıralanmıştır. Şimdi bunu breadboard'a batırıyoruz. İlk olarak transistörü Arduino üzerinden tetikleyebilmek için
buradaki base bacağına bir tane sinyal girmemiz gerekiyor. Ama bu sinyal bacağını girerken de Arduino'dan direkt olarak transistöre bağlantı yapmıyoruz. Araya 330 ohmluk direnç bağlayacağız. Bu direncin de renk kodları turuncu kahverengi. Direncin bir bacağı transistörün orta bacağına, yani base bacağına gelecek şekilde, diğer bacağında karşı tarafta boş bir yere gelecek şekilde breadboard'a takıyoruz. Daha sonra direncin boş kalan bacağından Arduino'nun herhangi bir dijital pinine giriş yapacağız. Ben burada 5 numarayı tercih ettim. Şimdi de transistörle motor bağlantısını yapmamız gerekiyor. Motorun artı bacağını direkt olarak 5 volta bağlayacağız ve motoru kullanırken eksi bacağından tetiklemeyi yapacağız. Motorun da eksi bacağını transistörün kolektörüne bağlamamız gerekiyor. Bu sayede base bacağından bir akım gelip transistörü tetiklediğinde kolektörden emitere bir bağlantı olacak. Motorun artı bacağını Arduino üzerindeki 5 volt pinine bağlıyorum. Arduino üzerindeki 5 volt pininin sayısı yetmezse oradan breadboard'un üst hattındaki artı hattına bağlantı yapıp buradaki bağlantı sayısını çoğaltabilirsiniz. Ve motorun da eksi bacağını transistörün kolektörüne bağlamamız gerekiyor. Ve transistörün kesik tarafından, yazılı tarafından baktığınızda kolektör ucu en sol tarafta kalmakta. Bu bağlantıyı da yapıyorum. Şimdi sıra geldi buradaki devremizde sol bağlantıyı yapmaya. Transistörün bir tane bacağı boşta kaldı. Bu boşta kalan bacak da emitter bacağı. Bunu da direkt olarak eksi hattına, yani GND hattına bağlantı yapmamız gerekiyor. Yine bir kablo, bir jumper yardımıyla Arduino'nun GND hattına bağlantısını tamamlıyorum. Sesle çalışan motor projesinde devremiz bu kadar. Şimdi kod kısmına geçmemiz gerekiyor. Kod kısmında her zamanki gibi Arduino'nun arayüzünde boş bir sayfa açıyoruz. Şuradaki açıklamaları yine silebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken ise ilk olarak setup kısmında bizim giriş çıkışlarımızı tanımlamak. Yani hangi pinleri çıkış, hangi pinleri giriş olarak kullanacağımızı belirlemek. Burada ilk olarak sensörden gelecek olan verilerin hangi pinden giriş yapacağını belirtmemiz gerekiyor. Biz burada 3. pini seçtik ve 3. pini input olarak kullanmak istiyoruz. Tabi bildiğiniz üzere burada pinlere yukarıda da isimler verebiliyorduk. Yine burada define komutuyla sensör pin 3 olarak tanımlayalım. Artık 3 gördüğümüz her yere sensör pin yazabiliriz. Bizim pin olarak kullanacağımız çıkışlardan bir tanesi de motor çıkışı. Bunu da 5. pine bağladığımızı sayalım. Motor pin 5 diyelim. Artık 5 yazmamız gereken her yere motor pin yazarak bunları kolay bir şekilde tanımlamış oluyoruz. Setup kısmına geri dönüp bir de motor çıkışımızı belirleyelim. Motor pin. Motor pinini biz çıkış, yani Arduino'dan motora veri gidecek şekilde kullanacağımız için bunu da output olarak tanımlıyoruz. Setup kısmındaki işlemlerimiz bitti. Artık yazılım kısmına dönmemiz gerekiyor. Şimdi ana programımıza geldiğimizde burada ilk olarak sensörden veriyi alıp daha sonra buradaki aldığımız veriyi değerlendirip buna göre işlem yapmamız gerekiyor. Sensörden gelen veriyi değerlendirmek için if komutunu kullanacağız. Komutun içerisine okumak istediğimiz pinin dijital read şeklinde komutunu yazacağız. Sensörden gelen pini okumak istediğimizden dolayı sensör pin yazıyorum, parantezi kapatıyorum. Bu şekilde if'in içerisinde okuduğum değer, yani sensörden gelen değer eğer 1 olursa if'in içerisine girip buradaki program devam edecek. Süslü parantezimi açtım, enter'a bastım, otomatik olarak kapatıyor. Şimdi if'in içerisinde de sensörden bir değeri geldikten sonra benim yapmam gereken adımları artık planlamam gerekiyor. Normalde bir anahtar kullandığınızda on-off durumunda if'te kapalıysa 0, açıksa 1 şeklinde yorumlayarak ilerleyebilirdiniz. Ama burada bir tane bizim veri girişimiz var. Sadece 1 geliyor. Yani 1 geliyor, ses kesildiğinde 1 gidiyor. Yani aslında her bir tane 1 geldiğinde, yani buradaki sinyal yukarı çıktığında bize durumumuzun değişmesi gerektiği anlamına geliyor. O yüzden bizim burada bir tane durum değişkeni belirtmemiz gerekiyor. Bunu da yukarıda integer motor durum olarak atayabiliriz. Bu motor durum bizim motorun döndüğünü mü yoksa durduğunu mu bize belirtecek. Yani aklımıza tutmamıza yarayacak aslında. Ve bizim her sensörden veri geldiğimizde bu durumu yine if ile değerlendireceğiz. Eğer motor durum low'a eşitse, yani motor kapalıysa, o zaman biz motoru açalım. Motor durum high eşit olsun. Bu if'in else'ini tanımlıyorum. Else, yani aslında motor durumu low değilse de motor durumu low yapalım. Bu sayede
Şuradaki ipin içerisine girdikten sonra motor durumu kontrol ediyoruz. Eğer motor durumu low'sa motor durumu high yapıyoruz. Eğer motor durumu low değilse yani high'sa bu sefer low yapıyoruz. Yani durum neyse tersine çeviriyoruz. Bu sefer yani motor duruyorsa çalıştırmaya başlıyoruz. Çalışıyorsa durduruyoruz. Daha sonra buradaki durumu artık bizim motora yansıtmamız gerekiyor. Bunu da tabii ki digital write komutuyla yapacağız. Digital write yazdıktan sonra motorun bağlı olduğu motor pini buraya yazmamız gerekiyor. Motor pin zaten 5. pin temsil ediyordu. Ve artık motora göndermek istediğimiz veriyi de hemen yanına yazmamız gerekiyor. Motor durum. Bu sayede buraya aslında 5 yazdık. Buraya da high veya low yazdık. Buna göre zaten motorun çıkışını vermiş oluyoruz. Kodumuzu tamamlamış olduk. Eğer sensör çok fazla parazit alıyorsa hemen aşağıda bir delay komutu ekleyebiliriz. Bu bekleme sayesinde de hızlı bir şekilde yukarı dönmesini engelleyeceğimizden dolayı birazcık da verilerimiz sağlıklı şekilde olabilir. Bunda 10 milisaniyelik bir zaman verebilirsiniz. Bu zaten yeterli olacaktır. Şimdi isterseniz hemen kodumuzu upload edelim ve testini gerçekleştirelim. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içeriklerden haberdar olmak için hemen videonun altındaki abone ol butonuna tıklayın. Yanda çıkan bağlantılarımızdan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ve bizimle sürekli olarak iletişim halinde kalmak ve sürpriz gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdaki Instagram sayfasından bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.